Bakın kazanıyor akademiklik olması. dediniz ya, çok önemli bir şey. AKTV Haber Merkezi'nde arkadaşlarımız araştırdılar. Çok konuştuğumuz bir isim çünkü rektör değil mi Melih Bulu? Mesela diyor ya hani beni tanısanız seversiniz diye. Belli ki Ahmet Hakan tanımış ve çok sevmiş. Bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde aman övmelere doyamamış. Ne kadar işte kendine güvenli, kendisiyle barışıkmış. Aslında çok da demokratmış. Öğrencilerini asla dışlamıyormuş. Boğaziçi kültürü denilen olguya yürekten sahip çıkıyormuş. Bütün soruları açıkmış falan, böyle övmelere doyamamış ve doğru yolda olduğuna kanaat getirmiş. Şimdi tanımak var, tanımak var. Biz de tanımak için dediğim gibi Halk TV Haber Merkezi olarak yola çıktık. Bakın arkadaşlarımızın ulaştığı notu size aktaracağım. Rektör Bulu'nun geçmişi baktığımız şey. Bir baktık ki flu. Nasıl flu? Daha önce bulunduğu idari makamları öğreneceğiz. Çünkü oralarda soru işareti var. Hatta memuriyeti tam olmadığı için atanamaz diyen var. Akademik işte makaleleri, çalışmaları konusunda kuşkular var. İntihar suçlamaları var. Kendisi de buna şöyle yanıt veriyor. Ay ben alıntı yaptığım yerleri tırnak içine kalmayı unutmuşum. Dikkate almamışım diye intihal yaptığını kabul ediyor. Daha doğrusu ikrar niyetine bir şeyler söyledi diyelim. Daha önemlisi şu. YÖK'ün veri tabanında 3 rektör hakkında bilgi bulunamıyor. 127 rektör var YÖK'ün veri tabanında. Bu 127 rektörden Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, Gaziantep İslami Bilimler Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu var ya hani ATV'nin televaizi Nihat Hatipoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işte Çiçeği Burnu'nda rektörü Melih Bulu yok. Dolayısıyla hani bırakın sizin söylediğiniz kriterler, az önce söylediğiniz hani gelenekler, teamüller, kurallar vesaire vesaire. Bırakın YÖK'ün kriterlerini karşılayıp karşılamadığı bile bilinmiyor bu beyefendinin. Şimdi bunlar dolayısıyla sizin dediğiniz gibi bize akademik değil politik nedenlerle getirildiğini söylüyor. Kalabilir mi Boğaziçi'nde böyle bir isim? Onu göreceğiz ama mesele şurada. Bakın burada atama sırasında iki kurum, yani Haliç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi, ikisine de herhangi bir şekilde danışılmadan, haber verilmeden ve onları adam yerine komadan yapılmış olan bir, alınmış olan bir karardan, bir tasarruftan bahsediyoruz. Hı hı. Bu sorunlu temel itibariyle. Çünkü biliyoruz ki gerek Avrupa'da gerek Asya'da, Asya'nın birçok üniversitesi, Singapur gibi vesaire, çok farklı kurumlarda bu şekilde atamalar yapıldığı zaman genellikle bir kurum içinden bir, hiç olmazsa kurumun en iyi temsil edebilecek nitelikte olduğu düşünülen kimselere temas ediliyor. Yani nasıl şey yaparsınız? Çünkü bir arada çalışacaklar ve birlikte hareket edecekler. Dolayısıyla bu kişilere atanması düşünülen isimler falan telaffuz edilerek sorulursa, atanma öncesinde bu tartışmalar yapılıyor. Atandıktan sonra bu tartışmalara girmek yönetim zafiyeti ve demin bahsetmiş olduğumuz güven sorununu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla yöntemin kendisi sakat bir yöntemdir. Bu atanma sırasında akademisyenlere, hatta idari personele ve oradaki öğrencilere herhangi bir şekilde onların haberdar edilmesi sürecini es geçerek atama yapmak, yani siz burada hiçbir öneme sahip olmayan, bir tür yani hakları olmayan, kul ya da köle statüsünde insanlarsınız filan demektir. Bu ise demin bahsetmiş olduğumuz 2012'deki 21. yüzyıl hükümet etme tarzı olarak Birleşmiş Milletler'in tanımladığı tarzla taban tabana zıttır. Yani böyle bir, bu yüzyılın
dışında kalma gibi bir sorunu olan bir yöntem. Bir de bunun esas itibariyle ortaya çıkarttığı bir başka görüntü, genel siyasal rejim uygulaması açısından karar alma mekanizması hakkında biz siyaset bilimcilere bir ipucu veriyor. Bu kararın yürütmenin en üst düzeyinde hangi ölçülere, hangi kriterlere göre alındığı belli olmayan bir keyfi içerikte alındığını gösteriyor. Bu yöntemle alınan kararın da ne tür sonuçlara yol açabileceğini gösteren bir örnekle karşı karşıyayız. Şimdi şu anda Boğaziçi Üniversitesi birçok yerde varsayılanın tersine Türkiye'nin genelinden ÖSYM'de iyi puan almış, dolayısıyla eğitim düzeyi yüksek, başarı nasıl bir başarı ölçüyorsa ÖSYM, başarının çeşitli ölçümleri var. Orada son derece yüksek bir başarıya ulaşmış bir kitleden oluşuyor. Bunlara elit diyebilir misiniz? Bir anlamda diyebilirsiniz ama buradaki varsayılan elit öyle zenginlikle veya bir büyük ölçüde ailesinden gelen bir takım aristokratik niteliklerle vesaire temayüz etmiş olan kişiler değil. Bunların birçoğu Türkiye'nin her yerinden, her gelir kategorisinden, her gece konuda oturan çocuklar. Tabii gelen çocuklar. Dolayısıyla bunları ayıran onların sınavda göstermiş oldukları başarı. Bir başka sorun daha var. Yani bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde gelenleri nasıl atlıyorlar bilmiyorum. Ama çok uzun süredir, yani en azından benim bildiğim en azından bir kuşaktır. Hı hı. 30 senedir falan. Türkiye'de kendileri açısından elit olarak kabul edilebilecek olan, yani eğitim düzeyi yüksek, geliri yüksek, aynı zamanda meslek sahibi olan ve mesleğinde ilerlemiş kimselerin çocukları Türk yüksek öğretimine gitmiyor. Bir kuşaktır. Bunlar ÖSYM'ye dahi girmiyorlar. Ne yapıyorlar? Doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Avustralya, Kanada vesaireye gidiyorlar. Ve bunların birçoğu da dönmüyor. Bu Türkiye için vahim bir sorundur. Çünkü Türkiye'nin kullanabileceği bir beyin kapasitesini devamlı beyin göçü olarak kaybediyorsunuz. Ve bu artmıştır, azalmamıştır. Onun için ben biraz buradaki Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik yapılan eleştirileri ve saldırgan hale gelmiş bazı açıklamaları, hani Don Kişot'un değirmenlere saldırması gibi görüyorum. Boğaziçi bir canavar, elit canavarı değil. Esas elit canavarı yurt dışında. O çocuklar gitmiş durumda. Ve hiçbir zaman da geri almayacağız ve kazanamayacağız. Dolayısıyla bu esas sorun burada. Bunu nasıl önüne geçebilirsiniz? Yani Türkiye'nin kalbur üstü liselerinden mezun olmuş, ÖSYM'ye girmeyen öğrencilere ÖSYM'ye girip Türkiye'nin üniversitelerinde eğitim almaya nasıl yönelteceksiniz? Şimdi buna bakmazsanız bu tartışmanız elittir değildir tartışması boş bir tartışma. Ve gerçek bir tartışma değil. Çok farklı bir tartışma. Onun dışında yurt dışına gidip ve yurt dışında işte demin iki örneğini verdiniz. Bu çok küçük yaşta gitmişler tabii Almanya'ya, BioNTech'in kurucuları. Ve bütün kariyerleri orada geçmiş. BioNTech'in kurucusu Türk çift, evet. Ömer Şahin, Özlem Türeci çifti. Uğur Şahin galiba. Pardon, Uğur Şahin, özür dilerim. Özlem Türeci. Onlar gibi veya onlardan farklı çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Aziz Sancar'ı biliyorsunuz Nobel alması dolayısıyla dikkatimizi çekti. Ama bazı başka isimler de var bildiğimiz gibi. Daron Acemoğlu falan gibi. Çok sayıda kurumda görev yapmakta olan Türkiye'den gitmiş öğretim üyeleri var. Ve Türkiye'ye dönmemiş. Dönmüyor. Yani bunları nasıl cezbedeceksiniz Türkiye'ye? Bunlarla uğraşacağınıza Boğaziçi Üniversitesi'nin